Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de dünkü denklem konusunun devamı olarak biraz daha genişletilmiş haliyle işlemiş olacağız. Dünkü denkleme biraz da şey yapalım, tekrarını yapalım ufak bir. Ondan sonra hemen şeye geçelim. Mesela benim size şöyle bir ifade verdiğimi düşünün. X eksi 3 eşittir 4 gibi bir ifade verdiğimi düşünürseniz, siz burada x'e ne dersiniz? X eksi 3 eşittir 4.7. Dünkü iki yolla da yapabilirsiniz yine. Evet. Evet, 7 olarak bulunur. Nasıl? Şöyle. İlk mantık yoluyla yapıyorum. X eksi 3 eşittir 4. Ben neyden 3 çıkarırsam 4 bulurum. 7'den 3 çıkarırsam 4 bulunurum. Birinci yolum bu. X eşittir 7. İkinci yolum, şimdi x eksi 3 eşittir 4. Ben ne yapıyorum? X'i yalnız bırakmak için x'in yanındaki bilineni karşıya gönderiyorum. X eşittir 4 artı 3 olur. Bu taraftaki eksi 3 karşıya zıt işareti olan artı 3 olarak gider. X eşittir 4 artı 3'ten 7 olarak bulurum. Yine bununla ilgili son bir ifademi söyleyeyim. Ondan sonra şeye geçelim artık. Diğer ifademize geçelim. Şimdi dün hatırlar mısınız? Katlı vermiştim. Yine ondan bir örnek verelim. 2x eksi 3 eşittir 15. 2x eksi 3 eşittir 15 ifadesinde x kaç olabilir?18 mi acaba? Soruyu bir daha Yok. sorar mısınız? 2x eksi 3 eşittir 15. 9 mu? Evet. X 9 gelir. 18 gelmez. Peki neden Samet? Bu nedenini açıklayayım. 2x eksi 3 eşittir 15. Ben neyden 3 çıkarırsam 15 yapar? 18. 2x'in komplesi 18'dir. Peki 2x 18 ise x nedir? 2 çarpı x eşittir 18 ise 2 ile neyi çarparsam 18 yapar? X eşittir 9 derim. Birinci mantık yolum bu. İkinci yolum ne? 2x eksi 3 eşittir 15 ise eksi 3 karşıya zıt işareti olarak artı 3 olarak gider. 2x eşittir 5 artı 3'ten 18. 2x eşittir 18 ise 2x 2 çarpı x'tir. 2 çarpı x eşittir 18. 2 çarpanı karşıya bölüm halinde gider. X eşittir 18 bölü 2'den buradan da 9 gelir yine. Düne biraz şey yapmış olduk. Tekrar yapmış olduk. Onunla ilgili bir sıkıntınız var mı artık? Yok galiba. Şimdi arkadaşlar, bugün biraz da neye değineceksin Samet? Bugün biraz da şuna değineceğim ilk başta. Ondan sonra biraz daha genişletip gideceğiz. İlk şöyle bir ifade vereyim. Bu tarafta, yani x'in olduğu tarafta mutlaka siz bir bilinen görüyorsanız bunu zıt işareti olarak karşıya atıyorsunuz. Buna benzer birkaç soru da şöyle çözelim. Mesela 3x bölü 4, 3x bölü 4 eşittir 6 dediğim zaman siz burada ne yaparsınız? 3x bölü 4 eşittir 6. Anlatayım mı isterseniz ilk örnek olduğu için? Şimdi biz Teşekkür ederim.
Söyle. Soruyu bir daha bir söyleyebilir misin önce? 3x bölü 4 eşittir 6. Bölü 4'ü ben eşittirin diğer tarafındaki rakamın yanına artı olarak şey pardon çarpı olarak atarım. Ondan sonra 6 vardı değil mi eşittirin diğer tarafında? Evet. 6 ile 4'ü çarparım. 24 olur. X'in katsayısı neydi? 3. 3x eşittir 24. Buradan ben 8 olarak bulurum X'i. Evet. 3x 24 ise 3 çarpı x 24'tür. 3 çarpanını karşıya bölüm olarak atarsın. Oradan da 24 bölü 3'ten 8 olarak bulunur. Burada her iki yolla yine anlatalım. Birinci yolum 3x bölü 4 eşittir 6. Ben bir şeyi neyi daha doğrusu 4'e bölersem 6 yapar. 24'ü değil mi? 3x 24'müş. 3x 3 çarpı x olur. 3 çarpı x eşittir 24. 3 ile neyi çarparsam 24 yapar derim. X'i buradan 8 bulurum. Birinci mantık yolum bu. İkinci matematiksel yolum 3x bölü 4 eşittir 6. Bu tarafta bölü 4 var. Karşı tarafa çarpı 4 olarak gider 6'nın yanına. 3x eşittir 4 çarpı 6'dan 24. 3 çarpı x eşittir 24. 3 çarpı x eşittir 24 ise 3 çarpanını karşıya bölü olarak atarsam x eşittir 24 bölü 3'ten 8 yapar. Her iki yolumuz da böyle. Gelelim farklı bir örnek nasıl yapabiliyoruz. Şimdi ben size bir örnek vereyim bununla ilgili farklı. Bir deneyin bakalım nasıl yapılıyor. x bölü 5 bölü 5 eşittir 20. 4x bölü 5 eşittir 20. Nasıl yaparız? Şimdi sonuç 100 mü? Sonuç 100 değil. X'i bulacaksın. Soruyu bir daha okuyabilir misin? Aynen. 4x bölü 5 eşittir 20. X'in katsayısı neydi? 4x. İşlemin sonunda biraz tıkandım. Bir dakika. Tekrar alayım mı soruyu ben ya? 4x bölü 5 eşittir 20. x bölü 5 eşittir 20. Yine 5 mi? X acaba? Yok. Yok, 5 değil. Yapalım mı? Yapalım. Şimdi 4x bölü 5 eşittir 20. Ben neyi 5'e bölersem 20 yapar. Yüzü değil mi? 4x eşittir 100. 4x eşittir 100 ise 4 çarpı x eşittir 100'dür. Buradan 4 ile neyi çarparsam 100 yapar? 25. 25. X eşittir 25. Buradan mantık yoluyla bulduk. Bir de matematik yoluyla.
4x bölü 5 eşittir 20. Bölü 5 karşıya çarpı 5 olarak gider. 4x eşittir 20 çarpı 5'ten 100. 4x 4 çarpı x'tir. 4 çarpı x eşittir 100. 4 çarpanı karşıya bölüm halinde gider. X eşittir 100 bölü 4'ten 25 olarak bulunmuş olur. Evet. Demek ki bununla ilgili bir tekrar daha lazım. Bir tane daha soruyorum o yüzden. Nasıl sorsak? Yedi x bölü altı eşittir 7. 7x bölü 6 eşittir 7. Tekrar alayım mı soruyor? 7x bölü 6 eşittir 7. Cevap söyleyeyim mi? Bekleyin mi? Bir şeyi 6'ya bölünce sonuç 7 mi çıkacak? Önce bunu söyleyeyim. Evet. Cihan önce ne söylemişti onu söylesin. Doğru mu söylemiş? Bölmeyelim. 6. Tamam, aynı şeyi söylemişiz. Sonra burada bir şeyle bir şey çarpacağız değil mi? Evet. Tekrar soruyu alayım komple. 7x bölü 6 eşittir 7. Burada 7 kere bir şey çarpacağız değil mi? Evet. Ama evet. Neydi işte? 7 ile 40 şeyi mi çarpacağız? Şimdi önce şunu düşün. Evet, Ceylan abla senden de alayım. Bilmiyorum 7 mi diyeceğim ama saçmalayacak mıyım acaba? Estağfurullah ya, ama 7 değil. Değil. Çünkü ulaşmış oluyorsun böylelikle. Şimdi şöyle söyleyeyim, şuraya kadar gittiğinizden eminim ama ondan sonra sen bulamamışsınız galiba. 42'ye şimdi, kadar evet 42'ye kadar gitmişsiniz. Şimdi ben neyi 6'ya bölersem 7 yapar? 42'yi değil mi? 7x eşittir 42 ise 7 çarpı x eşittir 42'dir. 7 ile neyi çarparsam 42 yapar? 6. Evet. Heh. Buradan x'i 6 bulurum. İkinci bir yolum, bunu 3 yolla anlatacağım. Üçüncü yol, kafanızı karıştırırım bilmiyorum. Yine de temeli olanlar bu şekilde yapar. Siz de temeliniz olduğunda bu şekilde dönüştürürsünüz. İkinci yolum 7x bölü 6 eşittir 7. Şimdi burada da şöyle bir şey arkadaşlar. 7x bölü 6 eşittir 7 ya. Bölü 6 karşıya çarpım olarak gider. 7x eşittir 6 kere 7 42. 7x 7 çarpı x eşittir 42 ise 7 çarpanını karşıya bölüm halinde atarım. Burada x kalır bir tek. X eşittir 42 bölü 7'den 6 olur. İkinci yolum da böyle. Matematiksel yolla da böyle. Peki üçüncü yol ne Samet? Üçüncü yolda yine matematikçilerin yaptığı kolay olsun, zaman tasarrufu olsun diye yaptıkları şudur. 7x bölü 6 eşittir 7. Burada şöyle bir şey vardır arkadaşlar. X'in önündeki 7 ile o çarpım halinde ya. Eşitliğin sağındaki 7 sadeleşir. Oralar 1 olur. Ben
7x'in 7'ye bölersem x kalır. Eşitliğin sağındaki 7'yi 7'ye bölersem 1 kalır. Yani 1x demek yerine orada sadece x'i kullanıyorum. X bölü 6 eşittir 1. Ben neyi 6'ya bölersem 1 olur? 6'ya 6'ya bölersem x eşittir 6. Bu da benim üçüncü yöntemimdir. Bu belki şu an size çok zor gelmiştir ama ileride çok işinize yarayacak, emin olun. Bununla ilgili bir tane daha vereyim. Bakın, bunu da üç yöntemle yapacağız. Bakalım nasıl yapacaksınız. 8x bölü 3, 8x bölü 3 eşittir 24 diyelim. 8x bölü 3 eşittir 24. Hangi yolla yaparsınız? Şimdi bir 72 var değil mi piyasada ama? Yok. 72 mi? Var. Yani evet. Yollardan birinde var. Tamam. Soruyu tekrar alayım. Sekiz x bölü 3 eşittir 24. Burada 72'yi bir şeye böleceğiz. Evet. 8'e böleceğiz. Aynen. 9. Tamam. 9'da en fikir misiniz? Evet, ben de 9. Fikrim olmadığı için en fikirim. Evet. Bu biraz şey gibi oluyor. TRT1'de. Mutabık mıyız? Evet, mutabıkız. Bakın, mutabığız da olursa yanlışmış. Bunu da söyleyeyim. Ne hala ne şey, şey gibi yararı olacak, hiç yararı olmayacak. En iyi bildiğim şeyle şey bilmemektir gibi şey oldu. Evet. Şimdi üç yolla yapıyoruz yine. Birinci yol mantık. 8x bölü 3 eşittir 24 ise ben ne 3'e bölersem 24 yapar? 72'ye. Demek ki 8x, yani 8 çarpı x eşitmiş 72'ye. 8 ile neyi çarparsam 72 yapar? 9. Demek ki x eşittir 9'muş. Bunu söyleyebilirim. İkinci yolum 8x bölü 3 eşittir 24. Bölü 3 karşıya çarpı olarak gider. 8x eşittir 24 çarpı 3'ten 72. 8 çarpı x eşittir 72 ise 8 çarpanı karşıya bölü olarak gider. X eşittir 72 bölü 8'den 9 yine gelir. Üçüncü yolla yapalım. Üçüncü yolla nasıl yapılır Samet? Üçüncü yolla da şu şekilde yapılır. Şimdi ben 8x bölü 3 eşittir 24 ya, eşitliğin sağındaki 24 ile 8x'in 8'ini sadeleştiriyorum. 8'i 8'e böldüm 1. 1x demiyorum, x diyorum yine. Karşı taraftaki 24'ü 8'e böldüm 3. Orayı da 24'ü sildim, 3 yazdım. X bölü 3 eşittir 3. Buradan ben neyi 3'e bölersem 3 yapar? X eşittir 9. 9'u 3'e bölersem 3 yapar diyorum. X'i yine buradan 9 buluyorum. Ben her zaman için söylüyorum. Matematikte asla tek bir yol yoktur. Size matematikçiler tek bir yolla anlatsa bile siz farklı yolla anlıyorsanız oradan gidin. Hiç kimse size karşı gelemez. Şimdi biraz ilerlere gidelim artık, değil mi? Şimdi biraz ilerlere gitmek gerekirse arkadaşlar. Biz şu şeyden
İşlem önceliklerinden falan şeyi biliyoruz. Parantezli olmalarını falanı filanı biliyoruz, değil mi? Şimdi ama burada biraz farklılık. Nasıl bir farklılık? Aslında her şey gene aynı. Ama farklılık şöyle. Biz işlem önceliğinde parantez içini toplayıp çıkarabiliyoruz ya. Burada bu olmayabilir. Niye? Şimdi ben size şöyle bir ifade verdiğim zaman aç parantez x eksi 2 kapat parantez dediğim zaman aç parantez x eksi 2 kapat parantez dediğim zaman siz burada bir işlem yapamazsınız. Niye? Şundan dolayı x'i ben bilmiyorum. X'i ben bilsem neyden 2'yi çıkaracağım bilirim. Ama x eksi 2 bilinmeyenden bilinen çıkarılamaz. Bundan dolayı. Bu durumda ne yapacağız Samet? Bu durumda şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Mutlaka parantezin önünde bir çarpan verir. Biz bu çarpanı her iki sayıyla da çarpacağız. Örnek verelim. 3 çarpı aç parantez x eksi 2 kapat parantez. 3 çarpı aç parantez x eksi 2 parantez. Şimdi burada arkadaşlar bu 3'ü hem x ile hem eksi 2 ile eş zamanlı birini çarpıp birini her ikisiyle de çarpıyorum. 3 ile x'i çarptığınızda ne olur? 3x olur mu? 3 ile eksi 2'yi çarptığınızda ne olur? Eksi 6 olur. Eksi İşte bu işlemi 3x eksi 6 olarak ifade edebilirsiniz. Şimdiye kadar böyle. Tabii eşitlik vermedim bundan sonra. Anlaşılmayan bir yer var mı burayla ilgili şu anlık? sıkıntı yok ya. Evet. Mesela ben size şöyle bir şey verirsem. 2 aç parantez x artı ne verelim? X artı 1 diyelim. 2 çarpı aç parantez x artı 1 kapat parantez. Siz burada ne yaparsınız? Soruyu alayım çünkü ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Çok uzun bir soru. Tamam. 2 çarpı aç parantez x artı 1 kapat parantez. Bu iki çarpanla Çıkarım. çarp dağıt parantez içine Parantez içine bir daha okur musun? x artı 1. 2x artı 2. Evet. 2x artı 2. 2'yi hem x ile hem artı 1 ile çarpıyorum. Bu işlemi arkadaşlar matematik çözümlerinde dağıtma yöntemini yapıyorum, dağıtıyorum diyenler olursa bunu yapıyordur. Bu parantezin önündeki ifadeyi parantez içindeki tüm ifadeyle çarpıyordur. Dağıtma işlemi budur. Tamam mı? Dağıtma dediğimiz olay da bundan ibaret. Mesela son bir bununla ilgili bir örnek vereyim. İşlem kısmını anlatayım ondan sonra. 4 aç parantez x eksi 3 kapat parantez. 4 aç parantez. Bu 4 aç parantez dediğim zaman da siz 4 ile parantez arasında gizli çarpma var. Bunu unutmayın bu arada. Yeri gelmişken ifade edeyim. 4 aç parantez de diyebilir. 4 çarpı aç parantez de diyebilir. Bunu söylediği takdirde çarpmayı söylemese bile sayıdan hemen sonra size parantez açmanızı istiyorsa arada çarpma vardır.
4 aç parantez x eksi 3 kapat parantez. Var mı yapmak isteyen? Dört aç parantez x eksi 3 kapat parantez. 4 çarpı x mi diyoruz? Evet. Tamam. 4 çarpı x soru neydi? Şimdi 4 çarpı aç parantez x eksi 3 kapat parantez. 4 çarpı x eşittir 1 diyebilir miyiz? Yok, eşitlik koyma. Çünkü daha ben hiçbir eşitlik koymadım. Sadece parantez içinde dağıtma yöntemini anlatayım. Her iki rakamla çarpıyorduk değil mi parantezin içindeki? Evet. Aynen. O zaman 4x diğer ifadeyi anladın 4 çarpı mı? X. Yok, 4x dediği doğru oluyor. Ha, yani tamam, tamam. 4 ile x'i çarparsan 4x oluyor ya, ondan dolayı. Tamam, diğer soruyu unuttum. 4x. Eksi 3 vardı parantezin içinde bir tane de. 4x eksi 6 mı? Yok. Hayır. 4 ile eksi 3'ü çarparsan ne yapar? 4 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6 yapar. Hayır. 4 ile 3'ü çarp. Eksi 12 yapar. Pardon. Ha. Eksi 12 yapar. 4x eksi 12 olarak dağılmış oluyor arkadaşlar. Böyle bir ifade dedim. 4 ile x'i çarptım. 4x oldu. 4 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 12 oldu. Buradaki benim dağılmış ifadem 4x eksi 12 olarak bulunmuş olur. Bakalım örneklerimize. Şimdi bundan sonra ben size vereceğim, siz dağıtıp eşitlik vereceğim mesela. Eşitlikte artık yapmanız gerekeni yapacaksınız. İlk örneğiniz benden ama. Her zaman olduğu gibi. Verelim. 3 aç parantez. 3 aç parantez. X eksi 2 kapat parantez eşittir 10. 3 aç parantez x eksi 2 kapat parantez eşittir 10. Şimdi şey sorabilir miyim çözüme geçmeden önce? Evet. Şimdi mesela dağıttıktan sonra parantez ortadan kalkıyor değil mi? Kalkıyor. Aynen öyle. Dağıttıktan sonra artık parantez kalmıyor. Şimdi 3 aç parantez x eksi 2 kapat parantez eşittir 10 dedik. Şimdi parantezin içinde x eksi 2 var. Ben bunu dağıtırsam bu arada şey olmuyormuş bu arada 10 olmuyor. Ben buna 12 diyeyim arkadaşlar. 3 aç parantez x eksi 2 kapat parantez eşittir 12. Şimdi artık yapalım. Şimdi 3 ile x'i çarparsam 3x olur. 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6 olur. 3x eksi 6. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Dağıtma yönteminde var mı bir sıkıntı? Varsa en azından en baştan giderelim. Ne dedin? Anlamadım. Can, seni anlamadım ama. Ha, yok mu dedin? Tamam. Şimdi 3x eksi 6. Artık parantez ortadan kalktı. 3x eksi 6 eşittir 12 ise ben bilinmeyeni yalnız bırakacağım için. 3x bilinmeyen ifademse yanındaki eksi 6'yı karşıya gönderirsem artı 6 olarak gider. 3x eşittir 12 artı 6'dan 3x eşittir 18. 3x 3 çarpı x eşittir 18 ise ben 3 ile neyi çarparsam 18 yapar? 6. 6.
x eşittir 6. Aynen öyle. Burada da x'e biz 6 olarak bulmuş oluruz. Şimdi gelelim farklı bir sorumuza. İki aç parantez 4x eksi 1 kapat parantez eşittir 6. Tekrar okuyorum. 2 aç parantez 4x eksi 1 kapat parantez eşittir 6 olduğuna göre x kaçtır? Ben çözüm yapmak istiyorum, denemek istiyorum diyenler varsa birlikte denetebilirim. Çözmek istiyorum. Tamam. Tekrar söyleyeyim. 2 aç parantez 4x eksi 2 kapat parantez 4x eksi 1 pardon kapat parantez eşittir 6. Evet, sendeyiz. Şimdi öncelikle 2'yi parantezin içine dağıtacağım çarpı olduğu için. 4x eksi 1 vardı içeride. Burayı ben 8x eksi 2 olarak bulurum. Parantez ortadan kalktı. İfadem şu hale dönüştü. 8x eksi 2 eşittir 6. Eksi 2 eşittirin diğer tarafına zıt işareti artı olarak gönderiyorum. Artı 2. 6 artı 2'den 8. 4x eşittir 8 ise. Yok, 8x eşittir 8 oluyor. 2 ile çarptık ya 4x. Özür dilerim. 8x eşittir 8 ise x buradan 1 olur. X eşittir 1. Aynen öyle. Anlamayan ya da ben farklı düşünüyorum diyenler var mı? Evet, sayılardan karıştırdım çünkü. Yani anlamak ya da farklı düşünmek değil de hızlı gidiyoruz böyle anlatırken. Hani şöyle ders ağır da konu hızlı. Yani sorular hızlı. Hı. Hani tekeleme gibi oldu. Evet. Şimdi 2 çarpı aç parantez 4x eksi 1 kapat parantez 2 çarpı aç parantez 4x eksi 1 kapat parantez. Şimdi ben burada 2'ye önce 4x ile sonra 2'yi eksi 1 ile çarpıyorum. 2'ye 4x ile çarparsam 8x olur. 2'ye eksi 1 ile çarparsam eksi 2 olur. 8x eksi 2 eşittir 6. Şimdi ben bilinmeyen ifademi yani 8x'i yalnız bırakmam için yanındaki bilinen ifademi karşıya göndermem gerekiyor değil mi? Karşıda bilinen ifadem olarak ne yanında bilinen ifadem olarak ne var? Eksi 2 var. Karşıya nasıl gider? Artı 2 olarak gider. 8x eşittir 6 artı 2'den 8x eşittir 8. 8 çarpı x eşittir 8 ise ben 8 ile neyi çarparsam 8'i bulurum. 1'i çarparsam 8'i bulurum deyip x eşittir 1 diyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı gibi. Verelim bir ön. Bir öncekini Cihan yaptı ya. Bunu Ceylan abla veya şeyden hangisi ister? Bülent abiden hangisi ister? Öyle yapın.
Bakalım. Yani birlikte yapsak daha iyi. Evetim yok. Yapsanız da olur ya, sıkıntı yok. Yok. Tamam. Buyurun. Şimdi 3 aç parantez 2x eksi 3 kapat parantez 3 aç parantez 2x eksi 3 kapat parantez eşittir 15. Şimdi 15 ile 3'ü dışarı atıyoruz önce. Şimdi ne yapıyorsun? Parantez içine bakıyorsun. 2x eksi 3 var değil mi? Parantezin önündeki ifadem neydi çarpanım? 3 ve 2x ile çarpıyoruz. Evet. Tamam. 3 çarpı 2x. 3 değil mi? Dediğin gibi. Evet. 6x yapıyor. Evet. 6x oluyor. Aynen. Yanındaki eksi 3'ü de çarpıyoruz ama 3 ile. 2x 3'lü ya. Tamam. x bir dakika, neyle çarpıyoruz? Eksi 3 de vardı ya 2x'in yanında. Onunla da 3'ü çarpıyoruz. Tamam. Yine eksi 6. Yok. Eksi 3 ile 3'ü çarp. Ha pardon. Eksi artı 9. Eksi 9. 3'ün işareti artı 9. Şimdi parantezin önündeki 3'ün işareti artı ama parantezin içindeki 3'ün işareti eksi ya, artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 9 oluyor. Yani parantez ortadan kalkarsa 6x eksi 9 olur mu? Evet. 6x eksi 9 eşittir 15. O zaman x 6 oluyor. Şimdi 6x eksi 9 eşittir 15. Eksi 15 karşıya, pardon, eksi 15 nereden çıktı? Eksi 9 karşıya nasıl gider? Artı 9 diye gider. Ha, 6x eşittir 15 artı 9 olur. 6x 15 ile 9'u toplarsam ne olur? 24. Ha, 6x 24 ise x ne gelir? 18 mi? Yok. 6x 6 çarpı x eşittir 24. 4. İlk buradan 4 gelir, evet. Çok karışık bir konu. Hani problemlerden anlayacak, onu şu an bekliyorum aslında. En önemli konu. Karışık konu değil ama bu bir gerçek. Sana şöyle söyleyeyim. İleride nasıl karşımıza çıkacak? Hatta bu açıklamayla birlikte dersi noktalayalım. Karşımızda nerede çıkacak? Denklem fonksiyonda var, mutlak değerde var, sayı probleminde var, kesir probleminde var, ondan sonra işçi havuz probleminde var, yaş probleminde var. Yani olmayanları söylesene. Hareket probleminde de var. Sayılar. Olmayanları söyle. Söylüyorum, aslında sayılar. Dört. Rasyonelli denklemler de var canım. Hemen söylüyorum. Bak, tamam, mesela biraz önce yaptığımı düşün. Mesela şöyle bir ifade vermiştim ya ben sana. 7x bölü 6 eşittir 7. Bölü 6 var. Pay 7x, payda 6. Bak, rasyonelde de varmış. Ben nerede olmadım? Nerede yok? Temel kavram. Temel kavramda yok. Yok, evet. Şeyde de yok, olasılıkta da yok. Olasılıkta bilinmeyenler olur. Peki, o zaman dersi noktalayalım. Daldık ya, var ya, matematikten soğumanın şeyidir. Dersimiz bitmiştir. Vatana millete hayırlı olsun.